άλλαξε κάπως η ψυχολογία μας και αρχίσαμε να κυνηγήσουμε τις ευκαιρίες. Θα μπορούσαμε, αν βάζαμε και δεύτερο γκολ, να γυρίσουμε τον αγώνα. Κάθε λεπτό που περνούσε αρχίζαμε και παίρνουμε περισσότερα ρίσκα. Και στο τέλος, δυστυχώς, είμαστε λυπημένοι που χάσαμε τον αγώνα. Sorulara geçelim. Gürler Akgün, Bein Sports. Hocam, siz oyunu çok iyi okuyan bir teknik adamsınız. Çok deneyimli birisiniz. Bugün baktığımızda Beşiktaş Avrupa Ligi'nde de yoluna devam edecek. Ve evet, forvet transferi çok konuşuldu. Oradan bir paylaşım var. Bugünden yola çıkarsak siz takımda neler gördünüz? Gördüğünüz işten bahsedebilir misiniz? Şöyle söyleyeyim. Tabii yani geçen seneden takımdan ayrılan 8-9 tane arkadaşımız var. Şu ana kadar beklediğimiz, tabii kurguladığımız, planladığımız transferler tabii çok gerçekleşmedi. Görünen ciddi bir kadro sıkıntımız var. Kadro genişliğimiz şu anda yok. Daha farklı olabilir miydi? Daha erken transfer yapsaydık. Yani olabilirdi de, olamayabilirdi de. Onun için çok fazla bir şey söyleyemem ama çok yeni oynayan oyuncularımız var birbiriyle. Yani yeni oynayan derken işte katılan oyuncularımız var. İşte Wellington var, Sakala var. İlk defa oynuyorlar daha tabii. Kolay değil Beşiktaş formasını giymek. Hele Şampiyonlar Ligi müsabakasında gerçekten kolay değil yani. Onları da biraz anlamak lazım. Larin bana göre iyi oynadı. Larin gerçekten fizik gücü olarak, o istek arzu olarak iyi bir performans sergiledi diye düşünüyorum. Çok basit goller yedik. Yediğimiz 3 golde, araya atılan toplarda çok basit pozisyonlardı. Belki bir tanesi ofsayttı, bilmiyorum. Var olsaydı belki o gollerden biri ofsaytla kesilebilirdi. Attığımız golü ofsayt kaldırdı. Onu da bilmiyoruz. Bir tane penaltı pozisyonu var. %100 penaltı diyorlar. Hakem gözün, bilmiyorum, siz daha iyi görmüşsünüzdür gerçi. Evet, o penaltı mıydı bilmiyorum ben. Biz kenardan göremedik onu. Ama herkes penaltı diyor. Penaltı verseydi, 3-2'ye çevirseydik, ondan sonra kalan dakikalarda bir şeyler oyuna ortak olabilir miydik? Yani olabilirdik. Tabii bunlar hep oyun bittikten sonra konuşulan şeyler doğal olarak. Hakem arkadaşlarla da ilgili bazı şeyler söyleyeyim. Yani biz bu kadar kötü yönetim beklemiyorduk hakem arkadaşlardan. İnanılmaz kötü bir yönetim gösterdiler. Yani bu kadar art niyetli hakemleri herhalde hiçbir zaman bu tür Şampiyonlar Ligi maçında göremezsiniz. Çok rakip takıma özellikle sarı kart pozisyonları vardı. Mesela 7 numaranın en az 3 kere falan atılması lazımdı normal bir müsabakada. Ama hakem sürekli geçiştirdi. Kart göstermedi. Tabii nedendir bilemiyoruz. Vardır mutlaka onun da bir düşüncesi. Ama finale geldiğimiz zaman çok iyi bir oyun oynamadık. Özellikle savunmada ciddi zaaflar verdik. Araya atılan toplarda pozisyonlar verdik. Ersin'i ikinci yarı 1-2 tane %100 pozisyon kurtardı. Yiyebilirdik de. Oyunu eşitleyebilirdik. Eşitleyebilir miydik? Eşitleyebilirdik. Bulduğumuz pozisyonlar var. Gol de yapabilirdik ama dediğim gibi sezonun ilk maçı, Şampiyonlar Ligi maçı kolay değil. Daha 2 haftalık bir hazırlığımız var. Oyuncularımızın biraz zamana ihtiyacı var. Birlikte hiç oynamadılar. Çoğu oyuncu işte Mensah, Wellington, Sakala. İşte uzun zamandır oynamayan Dorukhan bugün oyuna soktuk. Olsun'a kullandık ki performanslar fena değildi. Ama dediğim gibi ilk yarım saatlik bölüm zaten son 60 dakikalık bölüme çok fazla bir şey kalmadı. Yani ilk 30 dakika yediğimiz goller bizi de oyundan düşürdü. Ondan sonra çevirmek için çaba sarf ettik. Çocuklar da bayağı çaba sarf ettiler ama 3-0 geriye düştükten sonra böyle bir PAOK deplasmanında inşallah bundan sonrası bizim için daha iyi olur. Η ερώτηση ήταν σχετικά με την εμπειρία του να διαβάζει τα παιχνίδια και την κατάσταση του παιχνιδιού γενικώς. Ο προπονητής λέει ότι στην αρχή της σεζόν του έφυγαν 8 με 9 παίκτες και δεν ήρθαν καινούριοι παίκτες, δεν έκανε τις μεταγραφές που περίμενα να κάνει, που θέλαμε. Θα μπορούσαμε να πάρουμε και άλλους παίκτες. Έχουμε όμως, διαθέτουμε παίκτες που μπορούν να κάνουν την αλλαγή, αρκετούς ποιοτικούς παίκτες, αρκετά ποιοτικούς παίκτες. Δεν είναι εύκολο βέβαια αναφορά στην φανέλα της Μπεσίκτας. Δυστυχώς στην αρχή φάγαμε 3 παθητικά γκολ, ίσως το ένα από αυτά να ήταν offside. Και εμείς μάλλον το γκολ που ακυρώθηκε μπορεί να μην ήταν offside, δεν το είδα πολύ καλά, ίσως εσείς να το έχετε δει καλύτερα. Και υπάρχει μια φάση για πέναλτι. Ίσως αν είχε γίνει το 3-2 θα μπορούσαμε να γυρίσουμε το παιχνίδι. Και ο διαιτητής έκανε αρκετά λάθη που δεν επιτρέπονται σε επίπεδο Champions League. Έδειξε πολλές κίτρινες σε εμάς και δεν έδειξε αντίστοιχα κίτρινες κάρτες στην αντίπαλη ομάδα. Τελικά όμως δεν παίξαμε καλά όσο θα έπρεπε, γιατί είχαμε ελλείψεις στην άμυνα. Ίσως θα μπορούσαμε να παίξουμε καλύτερα. Ήταν τελικά ο πρώτος αγώνας που παίξαμε και ήταν και αγώνας Champions League. Δεν είχαμε καλή απόδοση και το σκορ των πρώτων 30 λεπτών μας επηρέασε και ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Ελπίζω στο μέλλον να κάνουμε κάτι καλύτερο. Son bir soru daha alalım. Buyurun. Μια τελευταία ερώτηση. PAOK'ta size sürpriz yapan bir şey oldu mu? Örneğin yeni oyuncu, genç oyuncu Jolis'in performansı? Yani biz PAOK beklediğimiz gibi bir takım. Genelde kontra oynayan, uzun top oynayan bir takım. Bunu zaten biliyorduk ve bekliyorduk ama dediğim gibi atılan toplarda pozisyon hataları yaptık savunmada. Bunları yapmamamız lazımdı. Bunun neticesinde pozisyon verdik ve gol yedik. Yani uzun çabuk oynayan, öne hızlı çıkan iyi bir takım. Onları da tebrik ediyorum kazandığı için. İnşallah yollarına devam ederler. Όπως ο ΠΑΟΚ έπαιξε όπως περιμέναμε, με αντεπιθέσεις και μακριές βαλιές. Αλλά το σημαντικό είναι ότι εμείς κάναμε αρκετά λάθη και δεχτήκαμε γκολ. Τελικώς συγχαίρω το ΠΑΟΚ που κέρδισε. Çok teşekkürler, iyi akşamlar. Evet, Sergen Hoca bunları söyledi. Ersin performansını vurgulamak lazım. Hocanın şöyle bir ifadesi var basın toplantısında. Biz gittiğimizde tam o bölüm bitmişti aslında. Transferler tabii ki gerçekleşmedi. Kısıtlı bir kadroyla geldik buraya. Transfer olsaydı çok farklı olur muydu? Olabilirdi de olmayabilirdi de. Onu kestirmek güç demiş ama hocanın vurguladığı nokta transferlerin gerçekleşmemesi noktası. Şimdi maçı Beşiktaş 3-1 kazanmış olsaydı yorumlarımız nasıl olacaktı? Çok farklı. Teşekkür ederiz. Bu kadar eksiğe rağmen, evet, bu kadar transfersizliğe rağmen, problemlere rağmen, hazırlık maçı oynamadan geldin, yendin, seni tebrik ederiz falan derdik mutlaka. Yani bu eksilerini bir kenara koyarım. Bu takım böyle gitti. O yüzden burada yani Mehmet'in dediği gibi tek maç üzerinden ne oyuncu ne bu... Tamam, Lens'in, bak Lens'te o eleştiri yaparız. Evet. Lens'in yerinde Utku olsaydı o kadar yapardı hata herhalde. Sağ bekte. Orada yani ben sağ bek değilim, ben işte sağcım, böyle bir şey yok. Futbolun temel ilkelerinden biridir o kademe anlayışı, öyle değil mi hocam? Tabii. Yani önde, yanında konuşuyorum ama yok, öyle yani hakikaten orada... bu hata yapılmaz. Ben saha içine girmeye çalışan bir yorumcu değilim ama burada girerim. Lens'in bu hataları. Çünkü çok net olarak görünüyor bazı çok şeyler cidden. Yani. Hani Sergen Hoca zamanı geriye çevirirse asla ve asla koymayız. Bir tarafı da var maçın önemli olan. Ben Türkiye'deki hakemlerden özür diliyorum. Bu geceki hakemi gördükten sonra o penaltı pozisyonu bahanemi değil. Ama bir faul sayısını rejideki arkadaşlarımız bir yerden görebilirse çıkarsalar çok iyi olur. İki takımın faul sayısını. Tabii. 26'ya 14. Korkunç. Bir de hakem iterlen değil mi? Normalde oynatır. En fazla faul çalan hakemlerden yani bir tanesi. Yani dediği doğru, bir tane oyuncu 3 kere atılması gerekirdi. Sürekli sarı kart, sürekli sarı kart. Yani bu da ciddi bir moral bozukluğu getiriyor sana psikolojik anlamda. Evet, sen pozisyonlara girdin. Kaleciye takıldın. Offside biri olmayabilir, çok milimetrikti. Yediğinde ama ne olursa olsun, ne bahane olursa olsun, Lens'in o kulvardan gelen gollerinde hiç kimse bir şey diyemez. Yani o hataları yaptı. Önde de yaptı. 37 bak, dakika. Orada ikinci yarının başında Oğuz anlattığı bir ara pası var. Orada eğerlerine çıkarmış olsaydı boş kaleye atıyor. Yani bu maçı Mensah'a yazmam, Sakala'ya yazmam, Wellington'a yazmam, Necip'e yazmam, ona yazmam. Kişiye şu an bir tane hiç bir kişiye yükleyemezsin. Lens'in sadece futbolun temel kurallarını uygulayamadığı için faturası ağır oldu. Ama kolaycılığı seçmiyor muyuz yani? Efendim? Kolaycılığı seçmiyor muyuz? Bahanelerin arkasına sığınıyoruz ve sığınmasına. Belki şöyle bir şey var. Programın başında hataları söyledik. Yönetim, kurumsallaşma anlamında maç şeyi, hocanın da eksilerini söyledik. Ama bir maçta da sezonun genelinde Beşiktaş kötü oynar diyemeyiz. Yok. Şöyle olabilir mi? Belki alınan bu mağlubiyetten çok büyük dersler çıkıyor. Belki bazı mağlubiyetlerden ders çıkartılır. Ona